Mahmut Bey, şimdi talepleri de biraz konuşmak lazım. Yani aslında tabii ki deminden beri konuşuyoruz. Hakikaten bu bir yeni açılım mesajı olabilir mi? Olamayacağı çok aşikar tabii. Yani 2007'de de işte Alevi açılımı diye çalıştaylar yapılmıştı. Sonrasında hiçbir şey ortaya çıkmadı. Gezi olaylarından sonra böyle bir şeye girişilmişti yine. Oradan da bir şey çıkmadı. Erdoğan ama son olarak 2000-2021'de Alevilerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma başlattıklarını söyledi ve dedi ki talimatımızla ülkemizin 58 ilindeki 1585 cemevi ziyaret edilerek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük dedi. Şimdi bu çalışmayı yürüten isim Ali Arif Özzeybek. Demin siz dediniz yani konuşulması gereken Ali Arif Özzeybek dediğiniz gibi birçok partide yer almış DYP'den ANAP'a, Türkiye Partisi'ne. Daha ardından CHP'ye geçmiş. CHP'de de 2011-2018 yılları arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapmış ve 2018'de de CHP'den ayrılıp AKP'ye katılmış. Şu anda da AKP MKYK yedek üyesi. Aynı zamanda da Süleyman Soylu'nun danışmanı. Biz bu ismi aslında daha önce de bu ziyaretten önce de duymuştuk. Siz de hatırlarsınız. TRT'de Muharrem ayı boyunca yapılacak programlara katılacak dedeler ve akademisyenleri bu şahıs sorgudan mı geçirmişti? İmtihan mı Evet, soru etmişti? sormuş. Şimdi buradaki bu son ziyareti de bu şahıs organize etti ki kendi aslında sosyal medya hesabında da günler öncesinde orada olduğuna dair fotoğrafları da paylaşmış. Ve yazılanlara göre bilmiyorum şimdi onu size soracağım. Erdoğan'a yönelik o cemevi ziyareti sırasında Alevilerin taleplerine ilişkin görüşleri de bu şahıs iletmiş. Doğru mudur? Bu şahısla konuştunuz mu? Sizin cemevinize ziyarete geldi mi? Çünkü bu şahsla görüşmeler sırasında hani Alevilerin birinci temeli cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması. Bu söylendiği zaman verdiği yanıt o bizi aşar Cumhurbaşkanı'nın hükümetin onay vermesi gereken bir şey diye söylediği de iddia ediliyor. Buyurun Mahmut Bey. Şimdi şahıs kerameti kendinden makul denilen şekilde dediğiniz gibi her bir partiye girmiş ve hepsinde böyle çok yüksek noktalarda siyaset yapmış. Yani çok ilginç bir şey bu. Bu kadar böyle insanlar çok azdır. Çok ilginç noktada bir adam. Hani derin bağları var demek ki. Şöyle bir şey yani bu dün Cem Evi'nin dedesinin altlarına göre hani bu Hazreti Ali, Hacı Bektaş ve Atatürk portrelerinin indirilmesini isteyen de Ali Arif Özzeybek ve Cem Evi'nde böyle resim mi olur diyebilecek noktada kendisini Alevi herhalde bilir kişisi tayin etmiş. Yani bu 1500 geziden sonra herhalde böyle bir güç aldığını düşünüyorum. Yani vakıf başkanıyla diyalogları vardı. Çünkü bizim tahsis sorunumuz vardı. Ben bunu her yerde anlattım. Alevi dergahını bize yani vakıflar kiralıyor. Yani 25 yıldır dernek ve vakıf buranın hizmetini üstlenmişken birçok yeri yapmış. İşte aşevi yapmış, kütüphane yapmış, kesimhane yapmış, işte dernek binası yapmışken başka bir vakıfa geçen yıl tahsis etmişlerdi. Yani bu tahsisin iptali için çok çeşitli her yerde görüşme yaptık. Sonuçta bu bizim en doğal hakkımız, ibadethanemizi geri alma için yani AKP'lilerle de görüşüldü. Sonuçta iktidar onların elinde ve onlar ne derse oluyor. Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü de onlara bağlı, her yer onlara bağlı. Ve bu görüşmeler sırasında herhalde son dönemde bir yakınlaşma sağlandı bu Ali Arif Özzeybek denilen kişiyle. Yani denilen de bir isim öyle. O kişiyle vakıf başkanı arasında biraz yakınlaşma sağladım. Tahsisin çözümü konusunda herhalde yardımcı olduğu için böyle bir etkinliğin yapılması, burada yapılması gündeme gelmiş. Yani ben sonradan, yani bunları çok sonradan vakıf oluyoruz. Hani diyalogların kurulduğunu biliyoruz ama yani birkaç gün önceden gizli tutularak yapıldığı için fazla bilmiyoruz. Yani zaten AKP sürekli böyle şeyler yapıyor. 2009 ve 2010 arasında 7 tane toplantı yapıp 304 kişiyle Alevi çalıştayı yaptılar. Birçok Alevi kurumunun yöneticisiyle konuştular. Raporlar yayınladılar, kitaplar yazdılar ama ya Alevilerin sorunlarını çözmeye gelince hiçbir şey yapmadılar. Biz işte ilk gün yayınladığımız bildiride şunu söylemiştik. Keşke biz de orada olsaydık. Alevilerin üstünde konsensüs sağladığı şu başlıkta sorunlarımızı dile getirseydik. Yani hiçbir toplantıda bunların hiçbiri dile getirilmemiş. Yani iyi yanı bu oldu Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin. Biz bu talepleri Türkiye kamuoyunun yine gündemine taşıdık. Çünkü bu talepler Türkiye'nin bütün yurttaşlarını ilgilendiren talepler. Şöyle bir şey. Çünkü Alevilerin talepleri ne?
kısaca söyleyelim. Lütfen. İlk önce eşit yurttaşlık. Yani bu eşit yurttaşlık herkes için geçerli bir şey. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes hukukları, hukuk önünde eşit olsun. Ona göre muamele görsün. Laiklik çok önemli Aleviler için. Türkiye gerçek anlamıyla bir laikliğe kavuşsun. Yani ibadethanelerin, yani neyse, Diyanet İşleri'nin bütçesini Alevilerin verdiği vergiler ya da başka inançların, deistlerin, ateistlerin, işte Hristiyanların verdiği vergilerle karşılamasınlar. Yani bu devletten Diyanet İşleri Başkanlığı elini çeksin. Bu laiklik konusunda da Aleviler konsensüs sağlamış durumda. Hani bazı küçük nüanslar, kavgalar olabilir aralarında. İşte Diyanet Alevilerine de para versin, vermesin kavgalar, ama laiklik konusunda nettir. Yani devletle din işleri arasında laiklik konusunda net Aleviler. Cemevleri ibadethanedir diyor Aleviler. Yani bu, biz burada ibadet ediyoruz. Yani bu şöyle bir şey var. Benim ibadet ettiğim yeri bana kimse dayatamaz ki. Yani ben başka bir dinden olabilirim. Mesela ağaca inanırım. O ağaç benim ibadethanemdir. Gider sarılırım o ağaca. Yani o devletin belirleyeceği bir şey değildir. Evet, tabii. Yani ben ibadethanesi, milyonlarca kitlesi bulunan Aleviler. Yani milyonlarca nüfusu var. İşte kimin kaynaklara göre 20 milyon, kimine 25 milyon. Hani daha da az olabilir, daha da çok olabilir, ama yani Avrupa'da birçok devletin nüfusundan fazla nüfusa sahip bir kitle benim ibadethanem cemevidir diyor. Devlet buna senin ibadethanen cemevi olamaz diyor. Ulamaya sormak lazım diyor. Yani böyle şey olamaz. Aleviler kendi ibadethanelerini kendi belirlemek istiyor. Benim ibadethanem cemevidir. Ben burada ibadet ediyorum. Ben buranın ne diyeyim maddi karşılığını da ben veriyorum. Yani sonuçta yıllardır bakın 1500 küsür tane cemevi olmuş. Çok büyük bir rakam. Yani kendi imkanlarıyla yaptıkları cemevi bunlar. Hani devletin hiçbir desteğiyle olmayan işte küçük çaplı belki belediyelerin desteğiyle. Yani 1500 küsür tane cemevi kendi Alevilerin verdiği işte bağışlarla kurulmuş, büyütülmüş. O yüzden Alevilerin cemevi ibadethanedir. Bunda Aleviler kesinlikle ortak noktadadır. Yani o nüanslı ayrılıkları olan işte Alevi Alevisiz, İslamcı, İslam içi, İslam dışı tartışmaları bir tarafa bırakılarak cemevinin kesinlikle ibadet olduğunu kabul ediyorlar. Onun dışında ahim kararlarının uygulanmasını istiyorlar. Zorunlu din dersleri kaldırılsın diyorlar. Ya benim çocuğum niye senin inancının derslerini alsın kafasında? O inancın bilgileri dolsun. Benden farklı düşünsün. Annesinden babasından ayrı düşünsün. Bunu istemiyorlar. Zorunlu din dersleri. Hatta müfredata konulan biz zorunlu din dersleri kaldırılsın diye mücadele verirken şu an neredeyse bütün dersler din dersi olmuş durumda. İşte Hazreti Muhammed'in hayatından işte Arapçasına kadar yani birçok ders konuldu. Müzik, resim, beden eğitimi bütün gibi okullar sosyal beceriler. İnovatif okulu oldu. Evet. Yani biz bir ders kaldırırsın diye uğraşırken şu an hemen hemen ya Türkçenin içinde de var, matematiğin içinde de var. Yani düşünün. O noktaya gelmiş durumda. Aleviler zorunlu din derslerinin kaldırılmasını ve ahim kararlarının uyulmasını istiyorlar. Bu noktada da konsensüs var. Köylerine yapılan camilerin zorla cebren yapılan camilerin kaldırılmasını istiyorlar. Yani sonuçta kendi ibadethanesi cemevi ise cemevinde ibadet eder bu insanlar. Camide ibadet etmezler. Bu camilerin oraya kurulmasının ne kamuya bir yararı var, ne sünni vatandaşlara bir yararı var, ne de Alevilere bir yararı var. Boş duruyor oraya. Bir tane imam atıyorlar. Dünyanın maaşını veriyorlar. Yani bu ülkenin vatandaşlarının parasıyla oluyor. Yani boş yere para dağıtılıyor. Kamu zararı. Bunun kaldırılmasını istiyorlar. Dergahların teslim edilmesini istiyorlar. Konuşmamın başında da söyledim. Biz dergahımıza aylık 6.000 lira ücret ödüyoruz, kira. Yani elektriği, suyu hariç. Sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bize biçtiği para bu. 6.000 lira verin, dergahınızda hizmetinizi görün. Ya biz bunu istemiyoruz. Hiçbir Alevi istemiyor. Dergahlarımız bize verilsin diyor. Biliyorsunuz Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı da bir müze, devlet kurumu. Evet. Zaten Recep Tayyip Erdoğan da ilk defa bu yıl ziyaret edecekmiş. 12'si ya da 13'ü. Çeşitli söylentiler var. Bu da çok ilginç. Hani Hüseyin Gazi Hacı Bektaş. Hüseyin Gazi Hacı Bektaş'tan yaklaşık 200 yıl daha eskidir belki Anadolu topraklarında bilinmesi. Yani herkes bunu Cüneyt Arkın filmleriyle öğrenmiş. Geçen Soner Yalçın böyle dile getirmişti ama yani o da çarpıtılığa gelinmemiş bir şey. Yani Hüseyin Gazi, Hacı Bektaş işte belki başka bir yere daha gider. Bu şekilde böyle iyi görünme çabaları. Dergahlarımız bize teslim edilsin diyor. Madımak Müze olsun diyor. Bu da herkesin üstünde uzlaştığı bir nokta. Niye Madımak Müze olsun? 1993 yılında 8 saat süren bir saldırı sonucunda bu ülkenin aydınları, Alevileri herkesin gözü önünde diri diri yakıldılar. Bu Alevilerin ortak hafızasına kazınmış en büyük katliam. Yani biz Kerbela'yı kitaplardan okuyarak öğrendik ama Sivas'ı gözlerimizle canlı yayında izleyerek, ben 8 yaşında bir çocuktum,
televizyonda izlerim. Yani hani hala benim hafızamdadır. Benim büyük korkumdur. Belki psikolojik olarak bilinçaltıma yerleşmiş bir görüntüdür. Hı. O yüzden Aleviler Madımak müze olsun, bu unutulmasın ki yenileri yaşanmasın istiyor. En son olarak da diyor ki devlete, bunda da çok uzlaşıyor. Atamalarında liyakatlı davran. Yani mezhep ayrımı yapma, siyasi görüş ayrımı yapma. Herkese eşit davran. Aleviler de savcı olsun, hakim olsun, öğretim görevlisi olsun, kaymakam olabilsin. Yani bunları istiyorlar. Bu konuda da net Alevilerin sorunları bunlar. Bunlar zaten Türkiye'nin sorunları. Yani evet. Bunları çözdüğümüz zaman Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasi gelecek. Gerçek anlamda bir laiklik olacak. Bu da herkesin belki refah içinde yaşamasına katkı sağlayacak. Yani demokrasi toplumlarında ekonomiler güçlenir. Yani şu an büyük ekonomik darboğazdan geçiyoruz. Belki Alevilerin en büyük sorunu ekonomi. Yani Türkiye toplumunun olduğu gibi. Belki bunların yapılarak, işte ülkede bir demokrasi sağlanarak ekonomik sorunlar açılacak ve herkes refah içinde yaşayacak. Yani bu sadece Alevilerin değil, bence Türkiye'nin demokrasisini savunan bütün toplumun ortak istekleri olmak zorunda. Yani Alevilerin talepleri bunlar. Evet. Kemal? Evet, Mahmut Bey çok güzel sıralı liste halinde ve aslında asgari talepler dememiz gerekiyor. Çünkü bütün bunları aşan bir devletin kodlarına işlemiş, genetiğine işlemiş bir Alevi karşıtlığı var. Tabii bu laikliğin tanımından tutun da işte makbul vatandaşın Türk, Müslüman, Hanefi şeklinde bir tanımla ortaya çıkmış olmasının bir sonucu. Ama daha da önemlisi aslında belki bütün bunları tamamlayacak olan şey Alevilere karşı ayrımcılığın toplumsal olarak ortadan kaldırılması için özellikle din adamlarına, Sünni din adamlarına çok görev düşüyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Çünkü bu toplumsal ne yazık ki var olan ön yargıların ve nefret söyleminin en büyük üreticisi dinsel alanda gerçekleşiyor. Ve burada hepimiz, Aleviler bunu çok daha iyi yaşıyorlar, biliyorlar. Bunu da önleyecek olan yine o alanda. Hani ben genellikle sorunların çözümünün dinsel alanda ortaya konulmasına çok karşı çıkarım. Ama şu çok açık ki Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de değil Alevileri temsil etmek, neredeyse Alevi düşmanı bir çizgide yürüyor. Çokça Alevilere yönelik nefret söylemi üretiyor. Alevileri bir kere kendi istediği çizgiye çekmek istiyor ve o çizgiye gelmeyen Alevileri de bir tür din dışı olarak ilan ediyor. Bunu geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık yapıyordu. Alevsiz Alevilik diye bir kavram icat ederek aslında Alevilerin tamamını Müslümanlık İslam dışı ve İslam içi olması gereken bir grupken böyle davrananlar olarak nitelendiriyordu. Bu da Alevilerin kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar devlet karşısında hep işte o Diyanet'in temsil ettiği bakışla tanımlandıklarını gösteriyor. Burada çok ciddi olarak Alevilerin baskı görmelerine, ayrımcılığa uğramalarına ilişkin devletin bir tutum değiştirmesi, bir ciddi hatta karşı bir şey inşa etmesi gerekiyor. Yani hem eğitim alanında hem belki dinsel alanda bu söylemleri ortadan kaldıracak bu ön yargıları, iki toplum arasındaki ilişkileri gerginleştiren ve Alevilere karşı ayrımcılığı besleyen tutumları ortadan kaldıracak adımlar atılması gerekiyor. Ama burada tabii siyaset kurumu devreye giriyor. Belki Ayfer Hanım'a bunu sorabiliriz. Olur, yani evet. Sadece AKP mi mesele? Sadece belki AKP-MHP koalisyonu mu mesele? Mesela işte Ali Babacan ziyarete gelmiş. Ama hani bir politik tutuma baktığımızda diğer partilerin Alevilerin sorunlarına yaklaşımıyla ilgili umut vadeden bir ışık görüyor musunuz siz?